şunu izle. Normal Vladimir, aynen normal Vladimir oynuyoruz. Eğri, kızart, ignite, Vladimir. Klasik, size öğrettiğim gibi. Zaten WNF'likten sonra da buna geçeceğiz. Ben tercih etmedim bu maç W oynamayı. Urgot'a karşı ben W Vladimir sevmiyorum. Sona saklamayı seviyorum W'mu. Boşa kullanmak istemiyorum. Flash atıp öldürüyor sonra. Zorla öldün yani. Dance. Flash atacak. Atmadı. Niye savaşıyorsun? Yani niye savaşıyorsun? Bok var savaşıyorsun orada Selçuk. Bok var adamlara. Adamlara ne bu elindeki böğürtlen mi bu? Ne bu? Kara dut mu? Karamuk mu? Ne bu? Adamlara onu fırlatsan. Tamam, işe yaramış, devam edelim. TP atacak Urgot top lane'e. Minyon kaçırmamak için. TP'sini alacağız buradan. Alma atmak zorunda minyon kaçıracak yoksa. Bir tane Q'yla. Oh baby baby. Ignite basmasaydım E'ye basıp çeyrek can bırakacaktı. Burada Ignite ne yapıyorsun? Heh. Burada Ignite'ın önemini şu şekilde anlatabilirim size. Rünlerden hayal, bulut pelerini, aynen. Bulut pelerini olduğu için adam mesafeyi kapatamadı. Yoksa dümdüz koşup E'ye basıp çeyrek can bırakacaktı ve benim oyun bitecekti arkadaşlar. Gerekli bir Ignite'tı. Hem adamın oyununu bir nebze olsun sıkıntıya soktuk. Hem de gördüğünüz gibi mis gibi oynayabiliyoruz şu an oyunumuzu. W açıyoruz ikinci. Adam bize E atınca W basacağız. Out Vision'dan E atmak isteyebilir. W'yu kullanmıyorum. Minyonu kaçırmamak için W'ya bastım. Minyonlarımı alıyorum. Bakın W'm yok şu anda. Üstünü konuda geriye çekileceğim. E'yi açtım. W'mu bekleyeceğim. Tamamdır. Dövdük adamı. Cannon Wave. Gördüğünüz gibi koridor bize pushlamakta. Can fullemeyeceğim. Yine de bayağı bir can dolduracağım. O yüzden W böyle atıyorum. Hazır minyonlar varken hem de hafiften toparlamış olurum. Urgot TP atıp gelecek. Ben burada TP atmayacağım. Buraya da ittirmeyeceğim. Çünkü buraya ittirmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi minyonlar bana pushlamakta. Minyonlar bana pushladığı için bu şekilde çizgide etmem lazım. Urgot zaten bayağı minyon kaybetti gördüğünüz gibi gelene kadar. Şimdi biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Çünkü Urgot base attı, eşya aldı, geri geldi. Benim hala da TP'm olmadığı için bu şekilde oynamak zorunda kalıyorum. Adamın E'sine EW atacağız. Başka görevimiz yok ve minyon keseceğiz, bu kadar. Bir de burayı elimizden gelince toparlamak lazım. Olabildiğince burayı tutmaya çalışıyorum. Canımı fulletmeyecek bu ama yine de W'mek istemiyorum ve hortlak yok. Hortlaktan gelen can rünleriyle birlikte daha fazla vuruyoruz. Daha fazla vurduğumuz için daha fazla iyileşiyoruz. Adamın flash'ı var. E flash yapıp bize öldürebilir şu anda. Dikkatli oynamamız lazım. Kanonu almak isteyecek. Ha, biliyor adamın burada olduğunu. Jarvan'ın burada olduğunu biliyor. Ooo, çocuklar bayılıyor. Flash? Flash yok. Okay. Nice job. Baitlemeye çalıştım Jarvan yakında olduğu için. Baitleyemedik. Yine kanon kaybetmek zorunda kaldı. Çünkü tam ittiremedi Urgot burayı. Şöyle minyonları toparlıyorum. Tabii ki de tek atamıyoruz minyonlara da W maxlemediğimiz için. Q maxledik. Bizim damage'ımız Q'da. Koridoru şurada toparladım. Urgot şurada bekliyor olabilir. Buradaymış, tamam. Anti heal almasını beklerdim ama sanırım 800 gold yok. O yüzden alamıyor. Süper. Biraz daha agresif oynamaya çalışacağım artık. Bir de buraya bir tane görüş bırakalım. Fiddle Six, Vlad'ın en büyük counterlarından bir tanesi. W bastığınızda da Fiddle Six'in W'sunu yiyorsunuz. Yani o emiyor böyle W'ye basıp. Onu yiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden. Bir de üzerine Silence artı Fear attığı için W'ye de basamıyorsun. W'ye bastığında her şey çok geç olmuş oluyor. Bütün damage'ı yedikten sonra W'ye basıyorsun ki onda da zaten hasar yiyorsun. Güzel bir hasar. Q fulluyoruz. E'yi kızartla birlikte Q'muz çok vuruyor. Adam E'ye bastığı anda W'ye basacağım.
Adamın E'ye basması mesafesi uzakken flash atacağı anlamına geliyor arkadaşlar kafama. O yüzden ona çok kolay bir şekilde tepki gösterebilirim. Tabii ki benim hazırlıklı olmam lazım, ona kolay değil. Adamı hem minyon kaçırmayacağım hem adamın E'sini sürekli takip etmem lazım. Bu minyonları keserken bir yandan Urgot E'sini takip etmem lazım. Pidasix burada olabilir. Evet, evet, evet. Tam olarak dediğim gibi. Öldürebiliriz aslında ya. Urgot E'ye basınca flash atacağız, unutmayın. Dünyanın en güzel... Dünyanın en güzel Vladimir ultisini attık az önce. İnanılmaz bir ulti. Açalım şu ultiyi. Geometri dersinde izletelim. Şu attığım ultiyi. Dalabilirsin. EQ yok mu? One team how many PDFs? What the fuck is that? What the fuck is that? Urgot nerede? Mid'e geçmiş. Ahri top lane'e geçmiş. Peki. Tekrardan gelecek mi bana? Güzel. 80 CS geçmişiz. Urgot geliyor buradan. Tamam. Gelmiyormuş. Hala adam mid lane'e. Ben bu Vlad'a karşı oynayacağıma diyor. Giderim diyor. Geri zekalı olduğu için elemeteyim. Oynarım onlara. Kill aldırırım diyor. Gayet mantıklı. Gayet mantıklı. W'ye basacağım burada kule agresyonu resetlemek için. Bunu niye attın? Bir dahaki W'm geldiğinde adamı öldürmek için attım. Tabii ki Fiddlesticks'in yakın olmaması lazım bunu yapmamız için, öldürmemiz için bu adamı. Ama ben bak gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum oyunu. Hem Fiddlesticks'in varlığının nerede olduğunu biliyorum hem de wardlarım var. Şimdi ben burayı hard pushlamayacağım. Ben burayı önce bir göğsümde yumuşatacağım. Tamam. Yumuşattım göğsümde. Sonrasında arkadan gelen minyon dalgasını görüyorsunuz. Arkadan gelen minyon dalgası ananı avradını. Bu kim? Bu minyon dalgası değil, bu Urgot bu. Adam kulenin altında aynı canlı oynamaya devam etseydi dive atacaktım. Hard push yapacaktım slow push'tan sonra. Ama adam base atıp TP atmak istedi. Dolayısıyla benim planlar suya düştü. Full canlı oynuyor artık. Ultim de yok, öldüremem. Fiddlesticks'in mid lane olduğunu gördükten sonra bir kırmızı Q denemesi. Aa, iyi misin? Değilsin. Tamam. Devam edelim. Dürtüyoruz kulenin altına minyon kesen Urgot'u. Şimdi Fiddlesticks'in bize geldiğinin farkındayım. Artık girecek bir yer kalmadı. Direkt bana geliyor Fiddlesticks. O yüzden ittirmek yerine karakterimi geriye çekiyorum. Bakın. Urgot'un farkındaysanız bir... Ha tamam, bot denilmiş. Let's go. O zaman tekrardan baskıya devam. Baskıya devam. Bu adama dive atmak istiyoruz. Q atacak 3-2-1. Yatacak 3-2 ananınki. Tamam, çok güzel dürttüm. Kırmızı Q denemesi yemedi. Kule şatı yemek önemli değil. Hop emdim tekrardan aynı şeyi. O Q'ya, kırmızı Q'ya atmak daha worth olacaktı. Şimdi buraya oynayacak bir Fiddlesticks var. Ben artık slow push hard push'u denemek yerine hard push'uyorum ki böceklere tempomuz olsun. Bir savaş çıktığında Urgot'tan daha erken böceklere yardım etmek istiyorum. O yüzden de buraya ittiriyorum. Tamam. Ve baskıya devam ediyorum. Şimdi buradan Fiddlesticks ultisi yiyebiliriz şuradan. Evet. Tam şuradan Fiddlesticks ultisi yiyebiliriz. Çünkü artık gözükmüyor haritada. Dediğim gibi Grabs'a oynayacağız. Ne oluyor? Sadece ölüyoruz mu? Yani oyunda ne oluyor şu anda ya? Tamam. Hiçbir tuşa basmayacağım. Şimdi basacağım. Öldüreceğim. Öldüremeyiz. Tamam, elimizden gelince en mantıklı şekilde ölmeden Urgot'u öldürdükten sonra buradaki wave'i eğer ki Bard ve Fiddlesticks bana crash etmem izin verirse crash atacağım. Ki şu anda tam olarak onu yapmaktayım. Ve buradaki plakayı almak benim için ölüm olabilir. O yüzden plakaya vurmak yerine B tuşuna basıyorum. Şu anda 550-600 level civarındayız, haberiniz olsun. Aldık kozmik hızlandırıcı. Bundan sonra Rabadon'un şapkasına gideceğiz. Gayet düzgün bir Vladimir gameplay değil mi? Ekstra bir şey yok. Oynamamız gereken oyunu oynuyoruz. Artistlik yapmıyoruz. W'muzu, ultimizi doğru kullanıyoruz. Sürekli gözümüz map'te oyunda Fiddle çubukları olduğu için. Sürekli gözümüz map'te. Aa, Fiddle bot lane'de. Süper, o zaman agresif oynuyoruz. Devam. Gel abi. Sürekli gözüm... Map'te. Şimdi ben buraya ittireceğim. Ondan sonrasında Jarvan'la birlikte buraya
Dive atmak isteyeceğim. Buraya mı girdin lan Urgot? Girmemişsindir herhalde. O kadar da eşek değilsindir. Şimdi buna dive atacağız. Önce buna aldım. Sonra buna vurdum. Oto. Kırmızı Q. Ve kendisi ölüyor. Mükemmel. Şimdi burada artık Bard'ın da mid lane'de olduğunu gördüğüm için ve Fiddlesticks'in az önce bot lane'de olduğunu gördüğüm için bana buradan plaka ve bir ekstra daha wave alma şansı sunuyor bu. Çünkü aşağıda ise Fiddlesticks ne yapıyordur arkadaşlar? Ejderha alıyordur. Bana gelmez. Şu anda Fiddlesticks ejderha almakta. Bunu alacak gücüm yok. Aynı zamanda ahri geldi. Base'e bastım. Şimdi reset almak zorunda Fiddlesticks. Ejderha aldığı için reset almak zorunda. Ahri'ye yani çok interaksiyona girmeye gerek yok Ahri'yle. Ölmeyecek zaten. Minyonlara fokusluyoruz. Sonrasında alamete oynamak istiyoruz. Bir daha charm gelebilir. 6 killi Ahri yani. Korkunç bir Ahri var oyunda. Buraya savaşmak istemiyorum. Ölmüş zaten adam. Savaşmaya gerek bile kalmadı. Hemen buna W'muzu sakladım. Fiddlesticks ulti geliyor. Pumpkinch Ahri'yi 35 milyon metreden tuttu. Harika. Şimdi ben burada canımı doldurmak istiyorum ve Fiddlesticks'in nerede olduğunu bilmiyorum. Ultisinin de olduğunu biliyorum. O yüzden Q'yu böyle spamlıyorum. Canımı dolduracağım. Kendimi de çok göstermek istemiyorum. 3-0'ım ve shutdown'ım hayvan gibi. Buraya oynamak istemiyorum. Ünlem atıyorum kardeşime. Şimdi buradaki wave'i almak zorundayım. Ama dediğim gibi Fiddlesticks Bard direkt olarak bana gelecek. Urgot'un bu minyonları ittirmesini bekliyoruz. Ayağımıza bekliyoruz minyonu. Adım attığımız anda öleceğiz. Bakın tam olarak istediğim şeyi yapmakta. Şimdi ilerliyorum. Tahmkenç geldiğini kendini gösterdi. Tahmkenç'in kendini göstermesiyle birlikte ilerleyeceğim. Buradan E atacak bana Urgot. Bir daha E atacak. Ignite attım görüş versin diye. Kırmızı Q'mu da yetiştirdim aynı zamanda. O kill'i bana salabilirdi. Senin canın sağ olsun. Geldik abi buraya. Yavaş oynuyorum. Az önce Ahri'nin çarmına W bastım. Ultimi bekliyorum. Görüşü bıraktım. W bastım. Yavaş oynuyorum. Yavaş oynuyorum. Ulti, Q, Flash. Anlaki değmedi ama ölecek her türlü. Bu kadar. W'ye bastım, kuleye de ölmedim. Hey, let's go. Evet, şimdi bakın ejderha 2.30. Artık buradaki kuleyi de smolder aldığına göre ne yapabiliriz? Şu an iki tane seçeneğimiz var. Bot lane'e tıklamak flash'ımız yokken, tamam mı? Flash'ımız yokken bot lane'e tıklamak birazcık sıkıntılı. Minyonların ayağımıza gelmesini istiyoruz şu anda. Çünkü oyunda Fiddlesticks var ve Bard var. Kendimi side lane'e attığım anda ölüyüm. Birazcık yaklaşmasını istiyorum minyonların o yüzden. Oraya tıklamadan önce mid lane'e tıklıyorum ki bir savaş çıktığında direkt mid lane'de ben de katılayım savaşı diye. Aynen bu şekilde. Bahsettiğim olay tam olarak buydu aslında. Ama tabii birazcık erken davrandık o savaş için. Benim burada olduğumu bilmiyorlar arkadaşlar. Şimdi biliyorlar. Şu an biliyorlar. Bot'a geçeceğim. Bakın Ahri artık ittirmeye başladı. Bot'taki minyonları. Hemen gidiyoruz yakalamaya bot'taki minyonları şu anda. Gel buraya, gel buraya. Buradan Fiddlesticks çıkabilir. Çıkmadı. Şu minyonları yakalamak için ünlem atıyorum. Yapmayın diyorum. Bakın burada minyonlar var diyorum. Gelemem diyorum yardıma bizim takım arkadaşlarıma. Ve evet bu LP'deki adam bu ünlemlerin ne anlama geldiğini anlıyor olması lazım. Sen bronzda bunu atarsan anlamayabilir. Orası ayrı bir mesele. Evet şimdi bakın bir tane de aşırı büyük sopa alabiliyoruz. Evet minyonumuz çok iyi değil. 18 dakikada 160 milyon kesmişiz. Bu yeterli bir minyon değil. Fakat çok fazla gerideyiz ve her savaşı kaybediyoruz. Elimizden geldiğince artık maçı kazanmaya çalıştırıyoruz çocuklara. Çünkü dediğim gibi zaten çok gerideydik. Her savaşta Fiddlesticks ve artı Bard sürekli orada. Sürekli bizim takım ölüyor. Sürekli Ahri orada. Sonuç olarak biz de mecburiyetten artık birkaç milyon kaybetmek zorunda kaldık. Ama bu toparlanmayacak anlamına, yani bunu toparlayamayız, bunu dakika yapamayız anlamına gelmiyor. Çünkü bunu toparlayabilirsiniz hala da oyun düzgün oynarsanız. Ünlem atacağım. Buradaki milyonları almak istiyorum. En azından XP'sini alıp 13 olmak istiyorum. Savaşıyoruz galiba. Evet savaşma kararı aldılar orada. Tamam güzel pick attı çocuklar. Buraya ittirdiğim için şimdi Kanon Wave kaybedecek. Ahri veya Urgot artık kimse. At komboyu. At komboyu. At komboyu. At komboyu. Ignite attım. Bu öldü. Bu ölmeyecek. Bu da tamam bu da öldü. Süper. Bu da ölecek.
E'ye bastım, W'ye bastım. Nice. Süper. Devam. Let's go. Şimdi burayı ittiriyorsun. Bakın ejderhaya yardıma gitmek kesinlikle doğru bir hareket değil. Şu anda en doğru hamle nedir arkadaşlar? Buradaki mid lane'i almaktır. Çünkü bizim Jarvan'ımızın tek başına ejderhayı alacak güce sahip olduğunu bilmeniz lazım. Bakın kimse yardım etmiyor. Ben de etmiyorum. Şey de etmiyor. Tamam, maviyi aldım. Base atmak yerine bot lane'deki minyonları alıp ondan sonra base atacağım. Ben de dedim minyonlar şu anda kötü ama toparlanmayacak bir seviyede değiller. Tamam. Minyonlar kötü ama toparlanmayacak bir seviyede değiller. O yüzden buradaki Cannon Wave'i de aldıktan sonra base atacağım. Niye arkadaki Wave'i almıyorum? Ben arkadaki Wave'i de alabilirim. Sıkıntı yok ama tercih etmiyorum çünkü Bart da canlı, Fiddlesick da canlı. Ben oraya klik atmak istemiyorum ve 5-0-5 olarak oyunuma devam ediyorum ölmeden. Öyle olabildiğince karşı takıma kaynak vermemeye ve nasıl desem doğru hamleleri, risksiz hamleleri ve risk almadan bana kazanç sağlayabilecek hamleleri yap. O yüzden oraya klik atmadım. Çünkü bakın Bart geldi. Gördünüz mü? Fiddlesick de arkasından çıksa bam öldüm. Flash'im yok. O yüzden de şu an ölmeden ve 550 gold shutdown'la oynuyorum ya. Devam edin. Bakın tekrardan Cannon Wave geldi. Cannon Wave'i yakalayacağım. Sonrasında devammış. Artık beni burada kimse öldüremez. Rahat bir şekilde klik atabilirim. Problem değil benim için. 14 level olacağız burada. 14 level olduktan sonra arkadan 1 milyon dalgası daha gelecek. Ünlem atıyorum çocuklara. Buradaki milyon dalgasını almak istiyorum diyorum. Fiddlesticks'in muhtemelen yukarıda olduğunu düşünüyorum. Bana geleceğini düşünmüyorum şu anda. Değilmiş. Sağlık olsun. Öldü. Öldü Fiddlesticks. Devam edelim. İlginç. Yani bence çok saçma bir hareket yaptı. Şu anda bunu yapmak yerine midlane'e ulti atması lazımdı. Haberiniz olsun. Hemen top lane'e gidiyoruz buradan. Yanlış bir hareket yaptı. Macbeth'i alacağız. Güzel. Normalde Fiddle'ın bizi öldürmesi lazım. Fakat oyunu şu anda öyle garantici, öyle iyi oynuyoruz ki level diff'imiz adama 3 olduğu için bizi öldüremiyor. Normalde bakın 3 olmasına rağmen ne kadar yakın olduğunu gördüğünüz savaşın. Normalde yakın bile değil. Bana dümdüz tek atıyor. Ama şu anda tek atamaz. Çünkü hayvan gibi level'ım var. Ölmedim. Her zaman XP aldım. Her zaman minyon kestim. Karşı takımdan inanılmaz derecede öndeyim. 12 level, 12 level, 11 level, 13 level, 14 level bir Vladimir var. Kesinlikle ama kesinlikle o one shot mekanikleri bana işlemeyecek şu anda. Burada savaş çıkmış. Önce Urgot'a Q atacağım. Fightlıyorum geriye doğru. Sakin oynuyorum, yavaş oynuyorum. Fiddlesticks ultisi gelecek. Yavaş oynuyorum tekrardan. Flash gelebilir Urgot'tan. Gelmedi. W basıyorum. Çok kötü bir savaş bu. Hemen buradan bir kırmızı Q takviyesi. Hemen bunu canımızı dolduracağız. Flash'ımız var. Ultiye bastım. W'da Fiddlesticks ultisini dojadık. İki kişiye ulti bıraktım. Hayvan gibi canları azalacak orada. Artık bu Baron'u şöyle alacak durumlara sahip değiller. Oyna abi buraya. Bok gibi kaldılar artık. Oyna buraya. Hala flash'ım var, kullanmak istemiyorum. Hala flash'ım var, kullanmak istemiyorum. Zaten adamlar sıçtı bana. Komba atmaya çalıştığı için ve dojadığım için sıçtılar arkadaşlar. Yani orada yapmamaları lazımdı o hareketi. Yaptılar ve ben yemedim ve üzerine iki kişiye ulti attım. Oyunları bitti. Direkt Baron Nashor, direkt Baron Nashor, direkt Baron Nashor. Mis gibi. Tamam. Gereksiz hiçbir hareket yapmıyoruz. Bak flash bile kullanmamıza gerek kalmadı. Çünkü uzaktan dürten bir takımımız var. Uzaktan vuruyor, uzaktan vuruyor. Bir de üzerine Fiddlesticks tek kişiye ulti atmaya çalıştı. Onu da başaramadı. W'ye bastık, dojadık. Üzerine bile giderken oradaki Ahri ve Caitlyn'i, adamların carry'sine ulti bıraktık ve 500 vurduk. Adamların hem canları bir kaldı Baron Nashor'dan dolayı, hem benim ultimi yediler. Sonrasında Smolder Kai'sa W'su işi bitirdi. Bu kadar. Bu adamlar inanılmaz derecede kaybediyordu arkadaşlar. Bizim çocuklardan bahsediyorum. Bizim çocuklar gerçekten çok zor durumdaydı. Şimdi Baron Nashor'u aldık. Baron Nashor'u aldıktan sonra mid lane'e isteyeceğim. I have flash. I will one shot giant. Let's go. Mid. Care for Fidre. Corners. Diyelim. Aldık bunu. Bunu aldık. Ejderha'yı da oynayabiliriz. Tamam, Bart sat doğru, sıkıntı yok. Baron Nashor aldıktan sonra takım arkadaşlarınızla birlikte orta koridora tıklamanız çok önemli. Haberiniz olsun. Dediğim gibi ben şu anda çok çok aman aman iyi bir Vladimir performansı göstermiyorum. Minyon kesemedik çünkü. Elimden geldiğince geri olan takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ejderha'yı da alabiliriz. Buraya bir yürüyüş koysan. Uzakta oynayacağım Fiddlesticks'ten. E atacak Caitlyn. Atmadı. Flash Charm yiyebilirim. Kırmızı Q'yu aldığım anda Caitlyn'i tekleyebilirim.
Ama Bard'ı geldi yanına double atacak. Ölmeyecek Bard. Öldürmeyecek daha doğrusu. Charm gelecek Ahri'den. Tam Fiddlesticks'in istediği kombolar bunlar şu anda durumlar. Ama bizde Smolder var ve direkt execute atıyor artık. Kaysa. Fiddlesticks Reis'i gelecek. Görüyorum. Burada açı görüyorum. Acele etmiyorum. Acele etmiyorum. Hiç gerek yok. Her zaman bir tehdit olmaya devam ediyorum karşı takıma. Bakın. Bizim çocuklar atsınlar cooldownlarını. Ben her zaman tehdit olmaya ve garanti oynamaya devam edeceğim. Şimdi burada kuleyi tanklayarak gireceğim artık. Tamam. Buradan devam edebiliriz. Emmem lazım. Yutacak mısın onu? Yuttun. Dojadım. E'ye bastım. Q'ye bastım. Ulti'ye bastım. Can emmek için. Bu adamı öldürmek için değil. Gaza geldi ama tabi. Kırmızı Q'ye atarsam ölecek. Evet. Smolder'ın cooldown'la flash'ım var. Bam. Kapanış. Tamam. Let's go. JJ. Hashtag düşünerek oynamak OP. Gereksiz oynasaydık bu maçı, ölseydik, bu adamlar FF spamlerken biz gereksiz oynasaydık bu maçı kaybedecektik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada Tahm Kench 3 tane kilimi aldım. Onu da eklemek istiyorum. 26 dakikalık maçta güzel bir Vlad gameplay. Urgot çok kötüydü açık konuşmak gerekirse. Ama LP'sine bakalım Urgot'un ve Urgot OTP. Hani şey yapmayın. Ulan bu adam bronz mu? Yok. 625 LP Urgot OTP'ye karşı adamı bronz gibi gösterdik. Ben de anlamadım niye. Güzel bir maçtı.